Merhabalar, ben Profesör Doktor Duran Berk Erdemir. Bugünkü konumuz kübital tünel sendromu. Başka bir deyişle ulnar sinirin tuzak nöropatisi olacak. Ulnar sinir tuzak nöropatisi, karpal tünel sendromundan sonra ikinci en sık karşılaştığımız periferik sinir tuzak nöropatisidir. Ulnar sinir anatomik yapısı nedeniyle değişik yerlerde hasara ve tuzaklanmaya uğrayabilir. Ulnar sinirin en sık lokal basıya ve travmaya uğradığı yer, en fazla deriye yakın olduğu bölge olan dirsekteki kübital tünel dediğimiz kanaldır. Bu kanal, humerus kemiğinin medial epikondilinin arkası ile ulnar kemiğinin olakronon çıkıntısı arasındadır. Ulnar sinirin ikinci sırada tuzaklandığı yer ise bilekteki guyon kanalıdır. Yaş arttıkça hem dirsekte hem de bilek düzeyinde ulnar nöropati görülme sıklığında artış olmaktadır. Erkeklerde dirsek düzeyinde ulnar nöropati kadınlardan 5 kat daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni ön kol kas grubunun erkeklerde daha fazla gelişmiş olması ki bu sinirin daha çok ezilmesine neden olur ve kadınlarda dirsek yağ dokusunun erkeklere göre daha fazla olmasıdır. Bu da sinirin yağ dokusu içinde kalarak korunmasına yol açar. Diğer risk faktörleri humerus kondil kırıkları, dirsek çıkıkları, dirsekte kanama olması, yumuşak doku tümörleri ve eklem kapsülündeki hipertrofidir. Dirseğin tekrarlayıcı bükülme hareketleri, uzun yıllar dirseğin bir yerlere dayanarak çalışılması ve dirsek travmaları da ek risk faktörlerindendir. Mekanizmayı açarsam, bükülme hareketlerinde sinirin içinde olduğu oluk daralır ve yüksekliği azalır. Bu da sinir üzerindeki basıncı arttırır. Masanın üzerine dirseğin dayanması basınçta iyice artmaya yol açar. Ulnar sinirin tuzaklanması olduğunda hastalar sıklıkla 4 ve 5. parmaklarında karıncalanma, uyuşma ve yanma hissederler. Bunlara ek olarak el sıkma gücünde azalma, parmak aralarındaki intrinsik kaslarda güçsüzlük ve el becerilerinde kayıplar da olur. Ayrıca hastalar dirsek düzeyinden yukarı ve aşağıya doğru yayılabilen ağrı ve hassasiyetten de bahsederler. Ulnar sinirin basısı şiddetli ve uzun süreli olursa intrinsik kaslarda güçsüzlüğe bağlı olarak pençe el deformitesi gelişebilir. Benzer şekilde küçük parmakta da pençeleşme ve abdüksiyon ortaya çıkabilir. Bu işarete de Wartenberg işareti adı verilir. Hastalığın tanısında klinik bulgu ve belirtiler esas olmakla birlikte özellikle bası bölgesinin lokalize edilmesinde elektromiyografik incelemeler yani EMG önem taşır. EMG'nin amacı ulnar sinir hasarı olup olmadığının belirlenmesi, şiddetinin ortaya konması ve ayırıcı tanısıdır. Elbette bası bölgesine göre tedavi değişik olacaktır. Yani bilek seviyesinde sıkışıklık dirsek ameliyat edilerek düzeltilemez. Tedavide önce ameliyatsız konservatif tedaviler denenirler. Bu ilk dönemdeki amaç ağrı, yüklenme ve inflamasyonun azaltılmasıdır. Dirseği istirahate almak, inflamasyonu azaltıp belirtilerde azalmayı sağlar. Dirsek düzeyi ulnar nöropatisi olan hastalara atel kullanımı önerilir. 6 ila 12 haftalık konservatif tedaviye yanıt yok ise, ilerleyici güçsüzlük, uzun süreli lezyon varlığını gösteren belirtiler, yani kas atrofisi ve pençe el gibi belirtiler eşlik ediyorsa cerrahi tedavi düşünülür. Cerrahi tedavi ile ilgili uzun dönemli bir çalışmada ameliyatsız takip edilen hastaların %60 ila 70'i bu takip sonrasında ameliyat tedavisine ihtiyaç duymuşlardır. Cerrahi tedavi yöntemi lezyon yerine göre planlanır. Lezyon yeri daha önce de belirttiğim gibi EMG ile belirlenir ve böylece cerrahi başarıda büyük oranda artış olur.
Ulnar sinir ameliyatı lokal anestezi ile de yapılabilen bir ameliyattır. Bu nedenle sinirde geri dönülemez hasar olmadan tedavinin yapılması önem arz eder. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Bu makale sizlerin bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır. Problemleriniz için lütfen doktorunuza başvurunuz. Kanalımıza abone olmayı ve sevdikleriniz ile paylaşmayı unutmayın. Sağlık ile kalın, mutlu kalın, gelecekte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.